Yıl 1918. Dünya genelinde İspanyol gribi olarak adlandırılan salgının en fazla can aldığı dönem. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük kenti, Philadelphia ve St. Louis, salgına karşı iki farklı şekilde tepki verdi. St. Louis, şehir merkezi ve çevresinde sıkı bir tecrit ve karantina uygularken, Philadelphia, savaştan dönen askerler için yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bir geçit töreni düzenledi. Kutlamalardan 3 gün sonra, kentin 31 hastanesinde bütün yataklar grip bulaşmış ve ölmekte olan hastalarla doluydu. Daha bir hafta olmadan kentte 5000 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en az 50 milyon kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen ve 3 dalga halinde yaşanan salgına karşı St. Louis kenti şu uygulamaları yürürlüğe sokarak önlem almıştı. Şehirde ilk vaka tespit edildikten 2 gün sonra okullar, oyun alanları, kütüphaneler, mahkeme salonları ve kiliseler kapatıldı. İş vardiyaları sınırlandırıldı. Tramvay seferleri azaltıldı. 20'den fazla kişiden oluşan halka açık toplantılar yasaklandı. Sonuçta bu kent ilk 2 ayda Philadelphia'daki vahim tablonun kenarından bile geçmedi. Ancak asıl ders alınacak olay, St. Louis Kent Konseyi'nin salgın geçti diyerek tecrit ve karantina uygulamasına birden son vermesiydi. Eylül ayındaki tedbirler Kasım ayında tamamen kaldırıldı. Hastalığın bulaştığı insanların sayısı yeniden büyük artış gösterdi. Sonuçta 3 aylık süreçte St. Louis, tıpkı Philadelphia gibi on binlerce insanın hayatını kaybettiği bir toplu mezar görüntüsüne büründü. Uzmanlar, tarihte yaşanan bu olayı Philadelphia çılgınlığı, St. Louis rehaveti olarak adlandırıyor.